Evet, şimdi yine O merkezli bir çember var karşımızda. Burada OF şundan tabelayı kalemle göstereyim. Şuradaki de aynı doğruya dik. Demek ki bunlar birbirine paralel. Tamam. Peki. Ayrıca merkezden dik gelmiş. BC girişine merkezden, yani OK girişine dik. O zaman ortalar. Bunlar birbirine eşit çıktı. Eşit çıktı ne oldu şimdi? Eşit çıktı da neyimize yaradı? Şuna yaradı bak. Yarayan şey şu. C D E K orta taban oldu. Orta taban. O zaman bu uzunluk evet. Görelim bir. Şimdi şurada bir anlaşmamız birleştirmek. O ile D'yi birleştirmek. O ile D birleştiğinde merkezden DB uzunluğu 12 ise, DB 12 ise, o tamam. Ne soruyordu bize? Yarıçap 6 artı 6 artı 8 20 çıktı yarıçap. Yarıçap 20. OC. 12 OK. 5'in 4 katı 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı 16 olması lazım. O 16 ise aşağısında 16 olması lazım. Sorulan CB'ydi. Bulunan da 32 oldu o zaman. 32 birimmiş. Çok da zorlayıcı bir soru değildi. Kızlar oldukça boş. Kızlar da insanlar kurallara biraz uyuyorlar. Belki konut azlığındandır belki. Ama dediğim gibi kaldığım yerde demet evlerde hiç böyle sokağa çıkmama tavsiyesi yokmuşçasına insanlar geziyorlar, tozuyorlar. Hele havalar ısınınca biraz daha fazlaca korkuyorum öyle. Bildim burayı, geçiyorum. Sonra neyi seçmişim ben? Sonra sayfa 6 soru 4 seçmişim. Sayfa 6 soru 4. Evet, buldum. Paralel kenar verilmiş, çevresine
Evet. Paralel kenar diyor. Z var. Z varsa şu rengi görünür yapayım. Z varsa üzerinden geçiyorum, sileceğim bu Z'yi yapıyorum size. Şöyle oldu. Peki bunların eşit karşımıza bir ikizkenar üçgen çıkardı. AD devam edeyim ben. B ile E'yi birleştirdim. B, E'yi birleştirdim. Kirişler, DE ve AB'den bahsediyorum. Paralel kirişler eşit ölçülü yaylar oluştururlar. Eşit uzunlukta yaylar oluştururlar. O eşit uzunluktaki yayları belirleyen kirişlerin uzunlukları da birbirlerine eşittir. Bu da AD'ye eşit. Bu AD de paralel kenardan dolayı en baştan itibaren buraya eşit. BC'ye eşit oldu. Unutmayalım ki AEB ya çapı gördüğü için 90 derece olmalı. Hemen açılar isimler vereyim. Bu alfa kadar. Bu da alfa kadar. Sen de alfa kadarsın. 180'e tamamladım. Paralel kenarda A açısının tamamı ile C açısı aynı olmalı. O zaman bu da 2 alfa oldu. Alfayı 30 derece olarak bulmalısınız. Alfayı 30 derece olarak bulduysak bu iş çok kolaylaştı. Seviye indi ama bu kadar şeyi yaptık. Sonuç standına böyle geçelim. Kenar uzunluğu burası A kadar. Bu da A kadar. Bu da A kadar. A kadar. 2A kadar. Çevreyi vermişlerdi. Çevreye 6A bence. Bence 6A. Onlarca 36. Buradan A eşittir 6. Altı görünmedi. Ha, görünüyor. Sonra bu üçgenin alanını da buluruz. Ya da şuradan girmek daha güzel. A, B, E'yi bulursak, onu da 2 ile çarparsak alan çıkar ortaya. Mümkün olduğu kadar bir temizleyeyim ben. Evet, 6 bulmuştum A'yı. 6. Alfayı 30 bulmuştum. 30. 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3. Hatırla. Bu ABE üçgeni paralel kenarın yarısı. Paralel kenarın yarısı. Yani bizim aradığımız alan o üçgenin alanının iki katı. O üçgenin alanı A 3 bölü 2 üçgen çarpı 2 paralel kenar. 36 kök 3'müş. Anlaşılıyor mu? Sıkıntı yok hocam. Devam edebiliriz. Tamam. Sağ ol. İyi. Suskunlara söylüyorum. Ne kadar katılımcı olursanız sizin için daha katlanılabilir bir ders olur. Benim için de öyle. Burada sizin için yapılıyor. Önemli olan sizin buradan faydalanmış olmanız. Geçiyorum soruyu. Bak. Evet. Onu seçmişim.
galiba çemberin, hayır, karenin çevresi soruluyor. Peki bakalım şimdi. Yine birazcık size zaman tanıyayım. Çözüme geçiyorum. Önce bildiklerim bu arada MF merak etmeyin. Yapmayı çok gerekli bulmamakla beraber. Çünkü üçgen bir yerine otursun. Daha önce biz kendi teşekkür ederiz hocam. Ne demek, ne demek? İşimiz bu bizim. Tamam. 5 nolu soru. Ben sık sık büyütüp küçülteceğim. Biraz sizi yoracak ama bir kere şu açını vermemişler. Ben vereyim. L noktası diyelim. Birleşince çapı oldu. Çünkü orayı gören bir çevre açı var ve ederi 90 derece. Dolayısıyla o uzunluk R kadar. Bu uzunluk R kadar. Merkezden teğetin değme noktasına tamam. O zaman D E L hatta B A da R kadar. EA'ymış, pardon. EA'dan bahsediyorum. EA da R kadarmış. Bu da R. Şimdi ben karşımdaki karenin bir kenarını 3R yazarken diğer kenarına R artı 8 yazmışım. O zaman bunlar birbirine eşit. 3R soruldu galiba. 12 çarpı 4 48 çıkacak. Oralar çok işimiz değil bizim. Geçiyorum. Neye geçiyorum? Evet. Bunu kağıda ben çizmiştim zaten bunu. Bu tabii çizme değil de. Bir kameraya geçip bir oraya buraya geçmek yerine. Tamam. Olur bunu hocam. Unutmayın. Tamam öyle yapalım. Şimdiki soru da sayfa 7 soru 3. Çünkü kamerayı sabitlemek sonra geri gelmek çok da kolay olmuyor. Evet 3.
BC kirişine merkezden dik gelmiş. EC eşit ve 16. O kalsın be. O kalsın. Şimdi o dik, o dik. O dik BD yayı ile DC yayını da eşit ölçüyün içinden geçti bunlar. Sonra oraları göre eşit yaylar gördüm ben. Oraları gören çevre sonuç ABC üçgeninde bir açı orta çizilmiş. Tamam. Sonra AC uzunluğu 3 parçadır diyor. Tamam. Oranı bunu oranı. Dilerseniz kağıda da geçebilirim. Turu bitirdikten sonra deneyeyim. Örneğin şu EF uzunluğuna X demiş olsam FC uzunluğu da X artı 16 olacak. Yanlış konuştum. 16 eksi X umarım sıkıntısız gidiyoruzdur. Şimdi o az önce bahsettiğim açıortay teoremini çalıştıralım. Eksi x oranı. Yazıyorum dediklerime. 5P'nin oranı 16 eksi x oranı. Yanıtını bir söyler misiniz bana? Bu işlemi yapmayayım. Ya da yapayım. 8 tanesi. X eşittir 4'müş. Buradan açıortay teorini hatırladık biz. Gördüğünüz gibi aslında çemberde de çok bir şeyler yok. Üçgen bilgisi. Şimdi baştan sayfa 7 soru 5'i beğenmişim. Evet, bu BC soruluyor. Benden sonra ne dersin? Var. Fizik. Şimdi bu soruda ben şey yaparken, hazırlarken, çizerken biraz zor. Önce ekranda deneyeceğim. Beğenmezsen yaptıklarımı, beğenmezsen kağıtta sonraki tura bırakacağım. Şimdi bakalım, girişelim bir soruya. Bir kere ben bir tepeden inme bir şey söyleyeyim. D'yi ben 6 buldum.
D, H'yi 6 buldum ben. Nasıl buldum acaba? Nasıl buldum acaba? Aslında D ile A'yı birleştirdim. Çapı gördüğü için 90 derece oldu. Karesi 2 çarpı 18, 36, 6. Yarıçapı 11'im. Yarıçapı 11'im. Şurası 11'im. Burası 8 birim. Sıkışınca açılara giriyorum. Şu an sıkıştım. Şu an ilerlemiyor soru. Evet, tamam, biliyor zaten, vermişler. D ile O'yu birleştiriyorum. D ile O birleşti. Bu da yarı çap oluşumdan dolayı 11'im oldu. Bu da alfa oldu. Burası 2 alfa oldu. Bir duralım. Aslında sokmayalım. O da değerli bir konu ama tamamen geometriden gitmeye çalışalım. Bunu böyle yaptım. Peki. Sonra merkezden o sorular dik attım. Dik çizdim. Bu dik attım deyinleri size ait. Siz de bizim dilimizi bozuyorsunuz. Her çizilen dikme, kirişi ortalar. Şimdi farkındaysanız şu üçgen ile bu üçgen onun da hipotenüsü 10, diğerinin de hipotenüsü 10. Olmalı. 8 olmalı. Yanıtı 16. Buyurun bakalım. Evet, sonra bir başka soru. Sayfa 7'de 6. soru. ...45 derece var. Kenar uzunlukları 15, 10. Bunu kağıtta çözme niyetim var. O yüzden ekran bu hale geldi. Düzeneyi şimdi kurmuşken gölge oluyor değil mi? Evet, burada söz almak isteyen varsa dinleyeceğim. Bu da
her şeyi yapacağız. Yine biz bizeyiz. Bu arada kim kaydediyor bu şeyi? Ayşegül. Ayşegül kaydediyor hocam. Tamam. Havalı bir isim. Recorder, host. Değil mi? Fikir var mı? Soruya ait. Fikir var mı? Peki ben giriyorum. DE'ye çap demişlerdi soruda. Bu da o zaman yarı çap. Tamam. Alan kullanacağım söyleyeyim. Çözüm. Güzel bir açıyı kötü bir hale getirdim. 22,5. Ama Allah'tan önce şu kağıdın üst bölümüne ABC üçgeninin alanının ABO artı artı olduğunu bir yazalım. A O C olduğunu bir yazalım. Şimdi ABC üçgenin alanını bak ayağımıza kadar gelmiş çok hazır. 11'im burada. 11 sinüs alan formülünden 1 bölü 2 15 çarpı 10 çarpı sin 45 sin 45 sin 5 buydu. Eşittir. ABO'nun alanı 15 çarpı R bölü 2. 15 çarpı R bölü 2. Çarpı R bölü 2. Oldu. Bu gitti. Şurası 5 oldu. Böldüğünüzde 3 kök 2 giriyor. R eşittir 3 kök 2'ymiş. Özellikle şu bekleme süreleriyle ilgili beni uyarın. Ne kadar beklemem gerektiğini henüz karar veremedim. Bu değildi. Ha şuydu şuydu. Tamam güzel. Bu çizim gerektiren soruları ÖSYM her yıl olma bile bir yıl durup bir yıl mutlaka soruyor. Öğrenciler de niyeyse sevmiyor bunları. Aslında az önce çözdüğümüz sorulardan falan daha kolay sorulardır bunlar. Ama gözümüzün de şekil olmayınca biraz herhalde. Hikayenin içinde bu arada ben hata yapmışım. ABC'de kare yazıyor bende. Değildi, kare değildi o. Zaten olamaz. Evet hocam.
gözüm görsün de. Evet, dikdörtgen. Diyor ki bir kenarı 12 birim olan, bir kenarı 4 birim olan bir dikdörtgen çizilir. Çizdim. D. Kısa kenar 4 birim olacak. Uzun kenar 10 birim olacak. Hayır. E noktası girdi. E noktası nereden girdi? DC'nin üzerinden girmiş. DC'nin üzerindeymiş E noktası. On ikiydi. O zaman 2 burada kalacak. 10 burada olacak. Tamam. Sonra diyor ki D çaplı çemberi çiz. D çaplı çember buradan taşıyacak. Bunu iki yerde kesecek. Zaten öyle diyor bak. Üçüncü yönergede diyor ki AB AB'yi K ve L noktalarında kesiyormuş. Hangisi K? Uzaktaymış. A noktasını baz alırsan K daha uzaktaymış. O zaman A noktasını baz aldığım gerisi tıraş. Kolay. Kolay bu. Gerisi kolay yani. Bu dörtgenin ki dik yamuk alanını bulacağız. 4. Şimdi şu uzunluğun yarıçap merkezden kirişin ortasına geliyorum. Dik geldiğim için. O 3, bu da 3. Bura 5 idi. Yavaşça geldim. Bu da 5 olacak. Dört kaldı. Evet. 4 artı 2 çarpı 4 bölü 2. İşlem hatası yapmadıysan böyle. Yorulduk mu? Ahsen, hep seninle konuşuyorum ben. Yorulduk mu? Yok hocam, ben iyiyim. İyi iyi, tamam. Kendinize önümde kalan bölümler, hatta sizle de paylaşayım, görün. Yok, merkezler arası uzaklık falan filan diyordu. Bunları çıkar. Şu dik kesişen lafı öğrenciler biraz tahrik ediyor. Kesiştiği yerle
merkez birleştirildiğinde diğer çembere teğet oluyormuş. Dik kesişen çember diyorlar. Başka? Bu kesiştiği yer merkezde birleştirdim. Diğerine teğetse aynı şekilde sürüyorum, tekrarlıyorum. Bu çember ikilisine, kesişen çember ikilisine dik kesişen çemberler deniyor. Burada da bildiğimiz Pisagor var zaten. Artı R2 kare. Şimdi kural olarak verilmiş. Ben bütünlük bozulmasın adına bunları bir sonraki dersimize bırakayım. Soru kalmasın. Bu bir, iki. İlerideki konulara da burnunuzu sokmayın. Gidin başka kitaplardan çözün. Ne biz de karar verebiliriz. Daha sonra. Öncelikle siz bakın falan diyebiliriz ama şimdi ilerideki bölümlere